Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimat, ehli beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullah aleyh mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı dar-ı vaka edenler, rahmetullah aleyh mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Enefera şeytanun, şeytan kaçtı mı? Korkup terk etti mi? Enefera şeytanun, şeytan kaçtı mı? Enefera şeytanun, şeytan kaçtı mı? Ya Ömer, ey Hattab oğlu Ömer, el-Kur'anu kulluhu sevap, Kur'an'ın hepsi doğrudur, kafidir, şafidir. Mâ lem yüc'al el-mağfira azâbe, mağfiret olan azap kılınmadığı, vel azab mağfira, azap olan da mağfiret yapılmadığı sürece, yani Allah'ın Kur'an'da helal kıldığı şey haram kılınmadıkça, haram kıldığı şey de helal kılınmadıkça Kur'an kafidir, şafidir, yeterdir, hakka götürür, hakkı söyler, hakkı öğretir. Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz 40. Müslümandır. Son derece zeki, yetenekli, güçlü, kuvvetli, çevresi olan bir kimse. Müslüman olmadan evvel de herkes tarafından saygı duyulan, sözü geçen, herkesin korktuğu, çiğ işi sevmeyen böyle bir karaktere sahip insan, İslam'la şereflendikten sonra bu doğuştan gelen güzel karakterlerini İslam'la bütünleştirince iyice aziz olmuş. Allah onu iyice güçlendirmiş. Muazzam iman sahibi olduğu için, Allah'tan bir hakkın korktuğu için, Allah'tan bir hakkın korkanlara Allah heybet verir. Nasıl Allah deyince tüyler diken diken olur? Gerçekten Allah'a inanan bir kimse Allah karşısında toz olur, tuz olur, erir, yok olur. Gerçek iman sahipleri böyledir. Allah'ın bu azameti karşısında hiç olurlar. Aynı şekilde bu duygulara sahip olan, Allah'ı büyük bilen, hakikaten Allah'ın celalini bir hakkın ona layık olacak şekilde anlayıp onu gösterenlere de Allah o celalden, izzetten verir. Ömer de bunlardan birisidir radıyallahu anh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeytanı teslim olmuş. Her insanın şeytanı var. Hepimizin şeytanı var. Peşimizde koşuyorlar. Ve nereye gelirsen gel, hangi rütbeyi kazanırsan kazan, peşini bırakmıyor. Adamın, yani şeytanın görevi bu. Adem aleyhisselam ile olan maceradan sonra yemin etmiş, kıyamete kadar bana izin ver, ben de bu Adem'in neslinden gelenlerin yollarını keseceğim, sağlarından sollarından onlara nüfuz edeceğim, sana gelmeyecekler demiş. Allah Zülcelal Hazretleri de ona bu izin vermiş. Hodri meydan demiş. Kıyamete kadar sana izin. O mahşere kadar izin istemiş. Allah kıyamete kadar vermiş. Çünkü kıyamet kopması müthiş bir şey. O acıyı ona tattıracak.
Bana sığınanlara hiç kılına bile dokunamazsın ama bana sığınmayı unutanlara yol açık demiş. Evet, şimdi bu Allah'ın izninden dolayı her birimizin şeytanı var. Peygamberimiz de bir şey, insan olarak ona da şeytan var idi ama onu yanıltamayacağını anladığı için artık hiç uğraşmadı. Ömer gibi insanlar da şeytanın korktuğu insanlardır. Allah'a bir hakkın inananlar, kemal derecesinde iman sahibi olanlar şeytandan hiç korkmazlar. Şeytan onlardan korkar. İşte Ömer bir sokakta göründüğü zaman sokağın başında o sokaktaki bütün şeytanlar kaçarmış. Korkularından, Ömer'in celalinden. Arz ettik ya, iman kamil oldu mu Allah ona heybet verir. Heybet verir. Kurt, kuş ona saygı duyar. Peygamberimizde bu çok görülmüştür. Peygamber'e yakın olanlarda da bu çok görülmüştür. İşte Ömer de o şeytanın korktuklarından birisi, onu söylüyor. Şeytan kaçtı mı ya Ömer? Şeytan kaçtı mı ya Ömer? Şeytan kaçtı mı ya Ömer? Üç defa. Yani Ömer'den şeytanın ne kadar korktuğunu göstermek açısından üç defa söylemiş bu sözü. Kaçtı mı Ömer, kaçtı mı diye. Evet. Ömer şakası olmayan, kılı kık yaran, son derece adil bir insan. Şeytan da hep yamuk. Onun için onu ne yapacağını bildiğinden hemen sokağın başından kayboluyormuş. Ve ondan sonra bu hadise ilave ediyor. Şimdi bu nefer kelimesi önünde biraz duralım. Nefer, kaçmak demek. Nefir. Kaçmak demek. Korkup, ürküp, terk etmek demek. Burada da Efendimiz o şeyi kullanmış. Şeytan cinsinden olan, hem şeytan hem şeytan cinsinden olan şeytan gibiler hep Ömer'den korkar, kaçar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurunca duymuş, koşmuş peygamberimize, bakmış mübarek yatağında yatıyor, bakmış hiç ölüye benzemiyor, gülüp durup uyuyor sanki. Çıkmış dışarıya, kim demiş öldü derse demiş kellesini uçururum. Peygamber ölür mü ya? Kainatın hürmetini yaradığı adam ölür mü? Dip diri bulunuyor, yatıyor. Ona o kadar seviyor, o kadar bağlı. O sevgi kafasını çalıştırmıyor. Sevgi gözü kör eder, kulağı sağır eder. Halbuki Peygamberimiz irtihal buyurmuş. Her insan gibi Habibim sen de öleceksin. Seni seven Ömerler de ölecek, sahabe de ölecek. İnneküm, inneke meyyitün ve innehum meyyitün. Ayet var böyle. Ama Ömer o kadar seviyor ki peygamberi, bu sevgiden aklı göremiyor, bu şeyleri düşünemiyor. Ölmedi o diyor. Kim öldü derse, işte o zaman yamuk olanlar korkar dedik ya, şeytan cinsinden olanlar. Ömer böyle görünce, Ömer'in şakası yok. Ölse bile böyle, öldü derlerse kelle gidecek. Ömer'in şakası yok. Hep ağızlarını yummuşlar münafıklar. Münafıklar ağızlarını yummuşlar korkularından, Ömer'den korkularından. O telaşla da bu çok iş görmüş. Hani insan aklı uçtuğu zaman, kafası çalışmadığı zaman yanlış yapar ya. Şimdi biz emanetimizde Allah'a inandık, meleklere inandık, peygamberlere inandık, kitaplara inandık, kadere inandık diyoruz. Hayır şerler Allah'tandır diyoruz. Bir asker işte çarpışırken şehit oluyor. Nasıl bağırıyor? Niye bağırıyor? Evet, acı tabii, zor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağlamış İbrahim oğlu kucağında. Birisi demiş ki, hani demiş ya Resulallah, ölülerin arkasından ağlamayacaktık, sen bize yasak ettin. Niyaha şeytandandır dedin. E ağlıyorsun ama demiş, gözlerinden şapır şapır yaşlar akıyor. Ben size bağıra çağıra ağlamayın dedim. Bağırıp çağırmayı, saç baş yolmayı, üst baş yırtmayı, böyle ağlamayı yasakladım. İnsanın kalbi üzüntülü olduğu zaman gözünden yaş akar.
Bu merhametli olduğunun alametidir, güzeldir. Ama bağırıp çağırmak kadere itirazdır. Bu yanlıştır, bu şeytan işidir. Evet, öyle buyurmuş güzel peygamberimiz. İşte o sırada tabii oğlu ölmüş. Acılı ana veya baba. Acı duygusu aklını örtüyor. Bu kadere inandım sözünü o anda aklına getiremiyor. Sanki Allah'a itiraz gibi bağırıp çağırıyor. Niye öldün, niye öldün diye. Evet, aklı yerinde olsa bunu söylemez. Çünkü ben kadere inandım diyor. Bu işte akıl gidince, kafa çalışmayınca yanlışlar yapılabilir. O sırada Müslümanlar da peygamberimizi çok seviyorlar. Akıllara uçmuş. Ömer de bunlardan biri. Kim öldü derse kafasını uçururum. Münafıklar o Müslümanların o hassas döneminde çok şey yapabilirlerdi. Karıştırabilirlerdi ortalığı. Ömer'in bu gürlemesiyle hepsi tıkılmış odalarına, evlerine korkmuşlar. Hiç ağızlarından kelam çıkmamış, susmuşlar. Büyük bir güzellik olmuş. Taşkınlıklar önlenmiş, yanlış şeyler öğrenmiş. Gene Ömer gene böyle gürleyip dururken Hazreti Ebubekir gelmiş, etinden tutmuş Ömer'in. Ömer demiş, Allah ölmez, insanlar ölür. Muhammed Mustafa da Kur'an'da biliyorsun ben insanım dedi. O da öldü. Kendine gel deyince aklı başına gelmiş o zaman. Zaten o zaman Müslümanlar artık o ilk şeyi atmışlar üzerlerinden. Kafalar çalışmaya başlamış. Ömer böyle bir insan. Allah'ın Resulüne son derece bağlı. Allah'tan çok derece korkuyor. Evet. Heybetli insan. Şeytan korkup kaçtığı gibi insanlar da ondan korkup kaçıyor. Heybetinden. Allah'a güzel inanan adamların hepsinde bu heybet olur. Efendimiz'den de hep korkup kaçıyorlardı. Çok titriyorlardı. Bir aylık yoldan üstelik korkuyorlardı. Onun özelliklerinden birisidir. Hasaisindendir. Bir aylık mesafe, yol mesafesinden ona suikast yapanlar, yapmak isteyenler, kötülük yapmak isteyenler titriyordu. Peygamber'e yakın Allah'a güzel imanla iman etmiş olanlara da bu heybet verilir. Şimdi onlarla ilgili söyleyeceğiz. Efendim, büyük zatlar tabii bunlar çok olmaz. Bunlar seçilmiş insanlar. Ömer bir tane, ikinci Ömer yok. Ömer gibisi. Böyle büyük adamlar da az bulunur. Bunlar şeytandan, hani Allah'a sığınmamız gerekiyor ya, Allah'a öyle inanıyorlar ki neler söylüyorlar. Mesela ariflerden birisi namaz kıldığı zaman tam secde edeceği yere şeytan yılan şeklinde çöreklenirmiş. Onun şeytan olduğunu biliyor. Gözü açık insan bu arif. Kuyruğundan tutup atarmış onu. Hiç istifini bozmadan. Sonra da Allah şeytandan Allah'a sığının buyurmasaydı, emretmeseydi vallahi üstüne secde ederdim diyor. Hiç korkmadan. Secde ederdim. Ben Allah'a inandıktan sonra şeytandan korkar mıyım? Öyle söylüyor. Eğer Allah Celle Celaluhu emretmeseydi şeytandan Allah'a sığının diye, kesinlikle ondan Allah'a sığınmazdım. Kim ki şeytan? Onu saymazdım, hiç yerine sayardım. Korkmazdım ondan. Nedir ki o? Allah'tan korkuyorum ben. Başkasından korkmam. Böyle sözleri var. Bunlar tabii bize göre değil. Biz festeiz billah, Allah'a sığın. Euzu billahi mineşşeytanirracim de emrine uyacağız. Her durumda Allah'a sığınacağız. Kötülüklerden bizi sapıtmaması için Kur'an'a sarılacağız. İşte Kur'an böyle, Allah'a sığındınız mı? Kulların emirlerini yapıştınız da yasaklarından uzak kaldınız mı? Size yeterdir, şafidir. İşte böyle yapar adamı. Ömer gibi şeytan bile korkar kaçar. Şeytan bile korkar kaçar. Efendim, Ömer'in şeyleri çok. Allah ondan razı olsun.
halifeliği zamanında bu heybetinden dolayı kimse makamına gidip de şu işim var, şunu yapıver filan diyemiyorlarmış. O kadar heybetli gözüküyor gözlerine. Şikayet etmişler onun dostlarına. Onların dostlarından birisi de Abdurrahman İbni Avf. Sahabenin en zengini. Ama yeri geldiği zaman tüm servetini hemen hiç tereddüt etmeden dağıtıveren bir zengin. Cennetliklerden birisidir. Şu gördüğünüz caminin bütün camilerde bakın orada Ebu Bekir, Ömer filan diye yuvarlak şeyler yazılı. İşte onlardan birisi. Aşere-i mübeşşeredir onlar. Cennette hayatını müjdelenenden birisi. Ömer radıyallahu anh da yakın dostu. Demişler Ömer, Ömer'e kimse gidemiyor. Abdurrahman çekiniyor herkes söylemeye. İşlerini de gördüremiyorlar. Devlet adamı, devlet başkanı. Şuna söyle de demişler biraz yumuşasın ya. Biraz demişler insanlara yakın gözüksün. Gitmiş ya Ömer senden korkusundan millet hiç işini buraya getiremiyor. Korkuyor senden. Meramını sana iletemiyor. Allah'tan korktu biraz demiş yumuşa ya. Ya Abdurrahman demiş. Ben de farkındayım işin. Şimdi insanları nazara alır da ona göre yumuşarsam Allah'tan korkuyorum ya yanlış yaparsam ondan hatırına diyorum. Bir türlü yapamıyorum. Allah'tan korkuyorum, insanlar benden korkuyor. Ben de şaşırdım ne yapacağımı. Demiş ki bildiğin gibi yap Ömer, bildiğin gibi yap demiş. Efendim iri kıyım bir adam gelmiş Medine'ye dışarıdan. Demiş ben işim var. Devlet başkanınız kim? Nerede? Demişler mescidin avlusunda yatar o. Dolaşır, kontrol eder. Sabaha kadar da uyumaz. Kontrol bitti mi gider mescidin avlusuna, kumun üstüne yatar, istirahat eder. Oradadır. Bakmış kumun üstünde bir yatıyor ya. Devlet başkanı dediğin adam, devlet reisi dediğin adam böyle bir koltukta mutantan bir mevkide oturur. Allı pullu parlak elbiseler giyer. O da kumun üstüne yatmış. Sağ yanağı üzerine kumlar üstüne şey etmiş. Allah demiş yani. Bu adamın benim işimi görecek. Kim dinler bunun emrini ki? Kuma belenmiş. Rüzgar esmiş. Ama demiş yahu yine de geldim söyleyeyim. Buna dair misaller çok. Size anlatıyorum zaman zaman. Bu başka bir olay yani. O Kahire'den gelen Yahudi olayı değil. Efendim adam iri kıyım uyuyor o kumun üstünde filan öksürmüş filan gözünü açmış Ömer ne istiyorsun demiş evlat benim şu işim var şu işim var şu işim var filan söylemiş ama hiç görüyor onu iri kıyım bir herif kumda yatıyor bir adam yattığı yerden demiş ne istiyorsun öyle küçümseyerek bakıyor Ömer bunun farkında. Yattığı yerden demiş bir adam kitaplarda yazıyor. Altını kirletmiş adam. Korkusundan. Ömer böyle bir heybetli adam. Heybetli adam. Allah'a iman kemal derecesini buldu mu Allah bütün böyle adamları hak eden celal sıfatıyla sıfatlandırır. Herkes ona saygı duyar. Biz öyle hocalar gördük. Sokaktan giderken herkes hazır ola geçer. Tanıyan tanımayan sıraya geçerlerdi. Hazır ola geçerlerdi. Adam tanımıyor. Ama Allah ona nasıl heybet verdiyse herkes ayağa kalkar hazır ola geçerdi. Allah bizi kamil iman sahiplerinden eylesin inşallah. Evet. Bu okuduğum hadisi Efendimizin Ömer'in nasıl bir adam olduğunu ifade eden çok hadisler var onun hakkında. Hadisini İmam Bagavi Maalim-i Sünne sahibi İshak bin Cariye el-Ensari'den nakletmiş. Bunu destekleyen çok hadis var. Çok hadis var. Allah onlardan razı olsun.